maalesef 28 aydınlatılamamış. Yıl, 28 yıl önce bu olay meydana geldiğinde devlet için namus sözüdür denildi. Evet. Namus borcumuzdur denildi. Sonra da özür dilerim dedi 20 sene sonra aynı bakan. Hı-hı. Maalesef bu namus borcunu yerine getiremedik dedi aynı bakan. Hı-hı. 1995... Peki devlet hala bu olayı aydınlatmakla yükümlü müdür? Tabii ki yükümlüdür. Bu ve diğerlerinin hepsini aydınlatmakla yükümlüdür. Çünkü bakın devletin öteden beri Türkiye'de çizdiği, ya bu her dönemde böyle olmuştur. İdeolojik bir yapısı vardır. Bir çerçeve çizmiştir. Bir tanımlama yapmıştır. Bunu bazen bir ideoloji üzerinden, bazen bir kimlik üzerinden, bazen bir inanç üzerinden devletin makbul bir insan, makbul bir vatandaş tanımı yaptığına her dönem tanık olmuşuzdur. İşte bu tanımın içine girmekte direnen, girmeyen, kendi öz saygısını, ideolojisini, düşüncelerini koruyan ve bunu topluma aktaran, özellikle o toplumu aydınlatma görevini yerine getirmeyi ısrarla sürdüren gazeteciler, işte o makbul vatandaş tanımının dışında kaldıkları için hep bir şiddete maruz kalmışlardır. Bu o zaman da öyleydi. Bugün hala ne yazık ki böyle devam ediyor. Ve bunların bazıları da daha fazla yazmasın, daha fazla bir takım konuların üzerine tamamen gitmesin. Tamamen odur. Evet, daha fazla bir takım şeyleri ortaya çıkarmasın diye yok edilmiştir. Uğur Mumcu niye öldürüldü? Yok edilmiştir. Uğur Mumcu şunun için öldürüldü. Ben Atatürkçüyüm dediği için öldürüldü. Ben Kemalistim, ben anti-emperyalistim, ben layık, özgür, eşit, demokratik bir toplumdan yanayım. Ben yobazların, soyguncuların, çetelerin hakim olacağı bir devletten yana değilim. Bu devlet böyle olmamalı. Bu düzen demokratik olmalı. Bu düzen özgürlükten yana olmalı. Tam bağımsız bir ülke olmalı dediği için öldürüldü. Birilerinin menfaatlerini, birilerinin siyasal iktidar alanını tehdit ettiği için öldürdü. Evet, biz kendisine o kadar minnet borçluyuz ki aslında, ama biraz önce okuduğunuz şiirdeki gibi kendisini maalesef söylediklerini de unuttuk, dikkate de almadık. Ne demişti? Ya bunu ta bundan neredeyse işte 20 yıl daha eski belki tarihte bu devletteki siyasal İslamcıların, bu cemaat ve tarikatların bu kadar yerleşip örgütlenmeleri üzerine ta o zamanlar bize şunu hatırlatıyordu. Bakın birebir kelimeleri bu. Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar 30 yıl sonra general olacaklar ve cumhuriyete karşı ayaklanacaklar dedi. Ya bakın şu öngörüye bakar mısınız? Yani şu topluma verdiği hatırlatmayı, bu tehlikeye gösterdiği bu işaret bakar mısınız? Tarikat, siyaset, ticaret bu üçgen bu ülkeyi ele geçiriyor. Böyle giderse devlet kalmaz dedi bağıra bağıra. Yıllar önce. Evet, devlet bu yapıların bir organı haline gelir dedi. Tamam. Çok değil, katledildikten 10 sene sonra Türkiye hızla o yola girdi. O yola girdi. Bugün yaşanan da aslında tam da bu. Peki. Yani bir sen demokrasi şehididir. Özlemle, saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Ne desek azdır. En azından onun açtığı yolda bugün onun daha da çoğaldığını, kendisinin söylediği gibi kendi parçalarından başkalarının çıkacağını ve gittikçe çoğalacağını söylediği o öngörüsünün en azından gerçekleşmiş olduğunu bugün tanığız. Onlarca gazeteci bugün Uğur Mumcu'yu aratmıyorlar, sağ olsunlar. O yönden de tamam. En azından bir mutluluk duyalım. Biz daha diyorum. Konuşacağız tamam. Ama Altan Öğmen de bizimle birlikte. Altan abi merhaba. Merhaba, duyuluyor mu ses? Duyuluyor evet, çok duyuyoruz. Net duyuluyor. Şimdi yani Uğur Mumcu belli ki belli çevreleri çok korkutmuştu yazdıklarıyla, analizleriyle. Bir de Uğur Mumcu çok titiz, çalışkan, hani gözünü budaktan sakınmayan bir gazeteci ve övünerek, mesleki anlamda övündüğü bir söz var o yazısında. Diyordu ki daha düne kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamadılar. Belgeli, kaynaklarıyla güvenilir bir ilişki kurarak çalışan ve üzerine herhangi bir konunun gitmekten korkmayan bir yapısı. Şimdi siz de nihayetinde
bu meşhur mobilya dosyası Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin ilk çarpıcı örneklerinden. Dolayısıyla bize hani Uğur Mumcu'yu yok ettiler, Uğur Mumcu'yu yok ederek nasıl bir gazeteciliği yok ettiler, bize medya ve demokrasi, basın ve demokrasi tarihinden önemini anlatır mısınız Uğur Mumcu'nun rica etsem? Siz çok güzel ifade ettiniz. Yani bu belgeli çalışmasını, yani o zamana kadar belgeli, gayet ciddi ve belirli altyapıya da sahip olan bir kimse. Tabii Türk basınında birçok değerli arkadaşımız var. Fakat onun bazı özellikleri vardı. O bazı yenilikler getirdi. Bu en önemlilerinden bir tanesi bence şeydir. Ne oldu? Bir ışık değişikliği mi oldu? Hı hı. Bir değişiklik mi oldu orada? Şimdi yok, sıkıntı yok. Altan Bey, devam edin, sıkıntı yok. Evet. Şimdi belgeli çalışma derken hakikaten ince eleyip sık dokumak olur. O kendisinde vardı. Ve hele bilgisayarla çalışmaya başladıktan sonra onları öyle bir hale getirmişti ki adı böyle ortada dolaşan yahut işte adının bilinmesinde fayda olan kimselerin hepsinin kim oldukları bir şey gibi, bir ansiklopedi gibi evindeki büroda kayda alınmıştı. Başka hukuk bilgisi sağlamdı. Zaten şeyden sonra, hukuk fakültesini bitirdikten sonra asistan olmuştu. Bir süre yurt dışında kaldıktan sonra İngiltere'de dönmüştü. Bir de mizah yeteneği çok güçlüydü. Yani onun sohbetlerine de yansırdı. Yazılarında da örnekleri vardır. Yani okuduğunuz zaman çok ciddi bir konu olsa bile onun bir mizahi yanını bulmuş, onu ona değinmiş olurdu. O da tabii ayrıca yazılarını daha çekici hale getirirdi. Yani şimdi buna benzer özellikleri saymakla bitmez. Bu konuşmalar sırasında ortaya çıkacaktır. Şimdi son okuduğunuz sizi ben bir kısmını izleyebildim hat şeyinden, kesintisinden. Unutma bizi ey halkım. O dönemin hadiselerini bir yazı içinde o kadar güzel özetleyen bir yazıdır ki şimdi bile o zamanlar düşünülürse değeri hakikaten bilinmelidir. Şimdi o zaman dediği gibi genç insanlar dünyanın birçok yerinde Avrupa dahil, başka ülkeler dahil ve bizde de gençlik bir harekete geçmiş. Mevcut düzenin haksızlıklarına, adaletsizliklerine karşı. Bizde de öyle bir hareket var. Ve bizim o hareketin içinde olan insanlar, mesela Deniz Gezmiş ve arkadaşları ve diğer ona benzer gruplar, onların hepsinin amacı eşitlik, demokrasi, hakkaniyete uygun bir millet, bir yaşam biçimi sağlanmasıydı. Tıpkı başka ülkelerdeki gibi. Önce üniversitelerde reform ihtiyacıyla başlamıştı. Öyle devam edip gidiyordu. Ve biz nasıl karşıladık, daha doğrusu bizdeki yöneticiler nasıl karşıladı bunu? Çok farklı bir şekilde karşıladı. Aradan zaman geçtikten sonra, 10 sene, 20 sene sonra şöyle bir manzara ortaya çıktı 30 sene sonra. O Fransa'daki, Almanya'daki gençlerden çoğu kendi memleketlerinde siyasetçi oldular. Siyasete katıldılar. Mesela Daniel John Bendit, Cohn Bendit. Bu şeyde Avrupa Parlamentosu grup başkanı oldu. Ve Yeşillerin başkanı oldu. Ve adı uzun süre duyuldu. Hatta Türkiye'nin girmesi için şeye çalışanlardan biridir. Avrupa Birliği'nde müzakerelere başlaması dediğinde. Rudi Düşke diye biri vardı. O zamanki adı Kızıl Rudi'ydi. Ondan sonra şey vardı, o bir şeye bir kurban gitti. Fakat Joschka Fischer diye gene Kızıl Mızıl ünvanıyla anılan bir kimse, Almanya'ya Dışişleri Bakanı oldu Yeşillerden, Yeşil Parti'den uzun süre kaldı. Yani bizdeki gençler de böyle olabilirdi eğer onlara yöneticiler tarafından gösterilen muamele daha böyle insani olsaydı, biraz şefkatli olsaydı. İşte o unutma bizi derken benim hep o sahneler gözümün önünden geçer. Bizdekiler ve Avrupa'dakiler. Birileri devlet idaresine geçtiler.
birileri dar ağacına gittiler. Bunu hep düşünerek birkaç şeyi hatırımızdan çıkarmamamız lazım. Bir kere gençlere karşı anlayışla davranmalı. Eğer böyle halk hareketlerine katılıyorlarsa bu onların doğal hakkıdır. Birleşmiş Milletler beyannamesinde vardır bu. 1948'den beri Avrupa tabii beyannamelerinde de vardır. İnsanların doğal doğuşlarıyla birlikte elde ettikleri haklar vardır. Onlara dokunulamaz temel haklar. Bizde ise pek ihmal edilmiş bir şeydir o hak meselesi. En son örneği Gezi olaylarında işte görülmüştür. O da aynı şekilde bir gençler hareketiydi. Üstlerine nasıl gidildi ve hala nasıl gidiliyor? İki cümlenin bir tanesinde şeyler sayılıyor. Şimdiye kadar ki efendim şu hareketler memleketi sarsıyor, sarstı etti. Onlar hainane hareketler telakki ediliyor. Sayılıyor sırayla. Onlar arasında bir tanesi de Gezi hareketleri. Ona benzer daha başka şeyler var. İşte Cumhuriyet mitingleri bilmem ne. Ve kimler yapıyor bunları? Gençler yapıyor. Bu zihniyet farkı şimdi çok daha bariz bir şekilde Türkiye'deki politikacılar tarafından sürdürülüyor. Benim aklıma ilk gelenler bunlar. Peki Altan abi, az önce Salim Bey ta o zamanlar Uğur Mumcu'nun yazdığı ve endişesini dile getirdiği, yani bu yol yol değil, bu gidiş gidiş değil Türkiye için, bu unsurların efendim tarikat, siyaset, evet, tarikat, ticaret, siyaset üçgenini, ticaret üçgeninin getireceği devleti yol. Devleti ele geçireceğini, evet, ve devletin, bu tarikatların devletin bir organı haline dönüşeceğini bize hatırlatıyordu ta o zamanlar. Dolayısıyla 30 yıl sonra bu gençlerin general olup bir ayaklanma yapacaklarını, bu tarikatların soktuğu, onların yetiştirdiği çocukların 30 sene sonra general olup bir ayaklanmayla devleti ele geçireceklerini, tarikatların devletin bir organı haline dönüşeceğini hatırlatıyordu. Evet, yani bu o zamandan bugüne olan gelişi tahmin ediyor tabii. Yani o ileri görüşlülüğünü gösteren bir ifadedir. İfadelerdir yani, hep o, bu tehlikeleri işaret etti ve burada şimdi kitapları var. 30 kadar kitabı şeyden yayınlandı. UMAK Vakfı tarafından yayınlandı. Bunlarda da tek tek tarikatlarla alakalı olan diğerlerine ayrıntılı bir şekilde bu tehlikeleri anlatmış ve üzerine gitmiştir. Tabii yazılarında da öyle. Şeyden daha bu ölmeden öncekiler, şurada kitapları ama görünmez oradan herhalde. Şimdi bunlar ilk şeyde ilk çıkan baskıları, yani suç bir pulsuz dilekçe ve suçlular güçlüler diye iki kitabıyla başlayan bir dizi. O zaman başka bir basın evi tarafından basılmıştı. Sonra UMAK Vakfı tarafından devam etti. Ve bunlar şimdi bir nevi o dönemin manzarasını bir araya getirildiği zaman o dönem fark edilen tehlikeleri, Uğur Mumcu tarafından, başkaları tarafından fark edilen tehlikeleri bir araya getiren bir ansiklopedi gibidir hepsi bir araya konulursa. İşte başta sorduğunuz sorunun asıl cevabı burada geliyor. Yani bir dokümanlar bırakmıştır ki bugün hala geçerlidir. O günden ortaya çıkan öngörülerin bir eseri terakki edilebilir. Ve bunların hakikaten tekrar tekrar okunması lazım. Zaten şimdi yayın evi de galiba bir harekete geçmiş bulunuyor. Cumhuriyet Vakfı ile birlikte bir işbirliği halinde yeni baskıları yapılıyor. Ayrıca şeyler de tamamlanmış öğrendiğime göre. Gazetelerde çıkıp da kitap haline getirilmemiş yazıları da kitap haline getirilmesi o yazıları. Peki. O da. Altan Bey.